Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf İngilizce dersi 1. dönem 2. yazılıya 1. hazır videomuzu çekiyoruz. A. Match the sentences with the pictures. Evet, buradaki cümleleri resimlerle eşleştirme yapıyoruz. 1. Go to the bed. Yatağa gidiyor, uyumak arkadaşlar. 1. Brush teeth. Dişlerimizi fırçalamak. 2. 3. Get dressed. 4. Have a shower. Banyo etmek. Drink milk, süt içmek. 6. Go to school, okula gitmek. 7. Play football, top oynamak. Futbol oynamak. 8. Read a book. 9. Do homework. 10. Have breakfast. Kahvaltı etmek. Tekrar ediyorum arkadaşlar. 1. Go to bed, yatağa gitmek. 2. Brush teeth, dişlerimizi fırçalamak. 3. Get dressed, üzerimizi giymek. 4. Have a shower, duş almak, banyo etmek. 5. Drink milk, süt içmek. 6. Go to school, okula gitmek. 7. Play football, futbol oynamak. 8. Read a book, kitap okumak. 9. Do homework, ödev yapmak. 10. Have breakfast, kahvaltı et. B. Write can't. Tabloya göre boşlukları can ve can't ile doldurunuz. Umut, sing a song. Umut şarkı söyleyebiliyor mu arkadaşlar? Bakalım. Umut ve şarkı söylemek söyleyebiliyormuş. Söyleyebildiği için can diyoruz. Umut can sing song. Evet, 2. Hazal nokta nokta play basketball. Hazal basketbol oynayamıyormuş. O yüzden de can't yazıyoruz. 3. Özlem nokta nokta draw a picture. Resim çizebiliyor mu? Bakalım hemen Özlemimiz. Çizemiyor. O yüzden can't yapıyoruz. Umut and Birol play basketball. Umut ve Birol'un basketbol oynayabilip oynayamadığına bakalım. İkisi de oynayabiliyorlarmış. O yüzden can yazıyoruz. Hazal and Özlem sing a song demiş arkadaşlar. Hazal'la Özlem gördüğünüz gibi söyleyebiliyorlar. Umut nokta nokta play basketbol. Basketbol oynayabiliyor mu bakalım. Umut basketbol oynayabiliyormuş. Hemen can'le doldurduk. Birol draw a picture. Evet, Birol'un resim yapabilip yapamadığına bakalım. Yapamıyormuş. O yüzden can't yazıyoruz. Özlem nokta nokta sing a song. Özlem'in şarkı söyleyip söyleyemediğini daha önce de bakmıştık. Söyleyebiliyor. Can. Hazal resim çizebiliyor mu? Bakalım hemen Hazal'ımız resim çizebiliyor. Can yazıyoruz. Evet, Umut ve Özlem'in şarkı söyleyip söyleyemediğine bakacağız. Umut'umuz ve Özlem'imiz şarkı söyleyebiliyorlar. O yüzden can yazıyoruz. Evet, sonraki sayfaya geçelim. C. Saatlerle cümleleri eşleştiriniz. Evet çocuklar, önce burayı okuyalım, daha mantıklı oluyor. It is quarter to three. Evet, saat 3'e çeyrek var demiş. 3'e çeyrek var, bakalım hangisi? Evet, bulduk. 3'e çeyrek var, 2.45. Hemen A yazıyoruz. B. It is 7 o'clock. Saatin 7 olduğunu söylemiş. Hemen B yazıyoruz. It is quarter past 11. Evet çocuklar, quarter past 11 dediği için 11'i çeyrek geçiyor. Bulalım hemen. Evet, C yazıyoruz. D. It is quarter to 6. Saat 6'ya çeyrek var dediği için hemen buluyoruz ve D yazıyoruz. It is quarter past 4 dediğinden dolayı 4'ü çeyrek geçeni buluyoruz ve E yazıyoruz. Bu kadar basit. Size burada tüyo vereyim. Quarter to dediğinde çeyrek var. Quarter past dediğinde çeyrek geçiyor anlamındadır. Tamam mı? Past dediğinde geçiyor, to dediğinde var. D. Circle the correct word. Renkli yazılan fiillerden doğru olanı yuvarlak içine alınız. Bakın. Ella swims in the pool. Arkadaşlar, Ella bir kız. Üçüncü tekil şahıs olarak she olarak kullanırız. O yüzden de S takısıt alır, swims olacak. Sonrakine geçiyorum. 2.
I go goes to school every day. I olduğundan dolayı ek almaz, go'dur arkadaşlar. The cat. The cat çocuklar hayvan olduğundan dolayı it olarak yazıyoruz. It ile kullanılansa s takılı olandır, sleeps. My father da arkadaşlar he pronoununu kullanıyoruz. Cook cooks demiş, s takılı olan kullanılacak. We brush brush demiş, we olduğundan dolayı s takısı olmayandır. Brush our teeth after dinner. Evet çocuklar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey he, she, itlerde s takısı alması, diğerlerinde almamasıdır. E. Fill in the blanks with the given words. Verilen sözcüklerle boşlukları doldurunuz. Between, next to, opposite. Evet, kelimelerimiz bunlar gördüğünüz gibi. Between, next to ve opposite çocuklar. Ve burada bir behind'ımız var. The bank is nokta nokta the police station. Bakın burada bank ve police station demiş. Bu ikisinin yerlerini bulalım önce. Bank ve police station. Gördüğünüz gibi karşılıklılar. O yüzden karşısında kelimesini kullanmanız lazım. Arasında cadde, sokak olduğunda opposite şeklinde kullanırız. Hemen the toy shop ve cinema and restaurant demiş. Bunları buluyoruz. Toy shop'umuz burada, sinema ve restoranımız burada. Demek ki ikisinin arasında. Arasında olduğu için between'i kullanıyoruz. The stationery is nokta nokta the supermarket. Stationery ve süpermarketi buluyoruz. Evet, süpermarket ve stationery gördüğünüz gibi böyle yan yanalar, yan yana oldukları için next to yazıyoruz. The pharmacy is nokta nokta the library demiş. Pharmacy ile library'yi buluyoruz. Ve gördüğünüz gibi arkasında olduğundan dolayı behind yazıyoruz. The florist is nokta nokta the school. Çiçekçiyi bulalım hemen. Florist ve school. Gördüğünüz gibi gene arada sokak var ya da cadde olduğunda, sokak olduğunda karşılıklı olacaklar. O yüzden hemen opposite diyoruz. Sonraki soruya geçelim. T. Uygun olan seçeneği işaretleyiniz. 1. My favorite classes are nokta nokta. A. 5 and 11. Basketball and football. Saturday and Sunday. Math and science. Bakın, dersleri kastettiği için şıkkımız D. Matematik ve fen dersi. 2. The cat is nokta nokta the box. Evet, bakalım hemen. Kedimiz kutumuzun içerisinde. O yüzden in kelimesi doğru. A cevabımız. 10 üzerinde demek, between arasında demek, next to da yanında demek. 3. Ayşe, who helps you with your homework? Ödevinde sana kim yardımcı oluyor? Ali cevap veriyor. At 4, my sister, by school bus, no I don't. Bakın burada kim yardımcı oluyor olduğu için bir kişi olması lazım. Benim kardeşim, daha doğrusu benim ablam şeklinde cevap veriyoruz. 4. Sally, what time do you leave school? Ne zaman okuldan çıkıyorsun? Martin cevap veriyor. 86, after school, at 3:30, I play at the park. Evet, zaman sorduğundan dolayı, what time dediğinden dolayı, tabii ki de saatle alakalı bir cevap bulmamız lazım. At 3:30, saat 3:30'da çıkıyormuş. 5. Sezen, nokta nokta. Cevap olarak Ali'miz ne diyor? No, he isn't. He is from Japan. Hayır değil. O Japonya'dan. Demek ki yanlış bir şey söyleyecek. Evet, is Jackie from England? O İngiltere'den mi? Hayır değil. He is from Japan. Bu olabilir arkadaşlar. Sonrakine geçiyorum. Does he like playing basketball? Basketbolla alakalı bir şey olmayacak. Are you Japanese? Sen Japon musun? Burada arkadaşlar he ile cevap verdiği için sen diye soru soramaz. Üçüncü tekil şahısla, yani herhangi bir şekilde isim, erkek ismiyle ya da he ile soru sorması lazım. O yüzden bu da olmayacak you'dan dolayı. Does he speak Japanese?
Japonca konuşabiliyor mu demiş. Ama burada from ve Japan olduğundan dolayı sadece ülkelerle alakalı bir soru olabilir. O yüzden cevabımız Adana. 6. Aşağıda verilen kelimelerin İngilizcelerini yazınız. Altında. Under. Önünde. In front of. Arasında. Between. Üstünde. On. 7. Ülke ve milliyet eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Evet, ülke, milliyet. Evet çocuklar bakalım. England, İngiltere. English, İngiliz. Bu doğru. B, German, Alman. Germany, Almanya. Bu da doğru. Evet, Japan, Chinese. Zaten burada direkt ben yanlış görüyorsunuz. Birisi Japonya. Bir tanesi Japon, bir tanesi ise Çin. Bunu işaretliyoruz. Turkey, Türkiye, Turkish, Türk. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu da doğru. Geçiyoruz. 8. Aşağıda verilen saatleri cümlelerle eşleştiriniz. It is 7 o'clock. Bakalım hemen. Saat 7'yi bulduk. D. It is quarter past 8. Quarter past. Çeyrek geçiyor demek. Kaçı geçiyormuş? 8'i geçiyormuş. 8'i çeyrek geçen C. It is 12 o'clock. Saatin 12 olduğunu söylüyor. Hemen Adana. It is half past 10. Gördüğünüz gibi burada Bursa saat buçuk geçiyor. 10 buçuk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sınavınızda başarılar dilerim.